Gördüğünüz gibi bir tarafta implant düzeyinden ölçü alıyoruz. Diğer implantın ise dayanak düzeyinden ölçüsünü alıyoruz. Burada implant düzeyinden ölçü almak için zaten ambalajın içerisinden çıkan, yani gördüğümüz bizim taşıma ambalajının içerisinden çıkan taşıma parçamız mevcut. Aynı zamanda bildiğiniz gibi bu parça kesilerek sürekli dayanak olarak kullanılabiliyor. Çünkü bu parçanın kendisi grade 4, vidası ise grade 5'tir. Diğer tarafta ise solid, yani tek parça bir dayanak mevcut. Bu gördüğünüz gibi yine tornavideyle, aynı tornavideyle sıkılabilir, taşınabilir diye bahsetmiştik. Bu tek parça dayanakta, solid dayanakta implantın üzerine vidalanmış durumda ve bunun da dayanak düzeyinden ölçüsü alınacak. Çünkü bu parça implant üzerine 25 Newton bölü santimetre ile torklanarak vidalanır ve gördüğünüz gibi tork metre çizgileri burada. Bu sıkma işlemi 25 Newton'a gelecek kadar gerçekleştirilir ve 25 Newton'a geldiğinde bırakılır. 25 Newton'la sıkılarak bu dayanak ağızda bırakılır. Şimdi her iki ölçü tipini tek çalışma içerisinde göreceğiz. Burada tabii ki ölçü parçamız implantın üzerinde ve ağızda kalacak. Diğer tarafta ise dayanak ağızda kalacağı için bir pick-up'la bu modeli aynı şekilde bu dayanağı kaşa, yani ölçünün içerisine, dolayısıyla da laboratuvara taşıyacağız. Onun için özellikle dikkat ediniz. Burada implantın dayanağının üzerinde bir kesit mevcuttur. Bu kesitin üzerinde çap, yani size, hacim ölçüleri yazmaktadır. Bu kesit aynı zamanda tek kronlarda dönmenin de rotasyonun da önüne geçecek bir kesittir. Bu pick-up üzerinde ise o kesitin denk geldiği yer küçük bir çıkıntı ile işaretlenmiştir. Bu çıkıntı ağız içerisinde çalışma kolaylığı ve yer tespiti sağlar. Bu çıkıntının olduğu yerde de tabii ki taşıma parçasının içerisinde bir düzlem yapılmıştır. Bu düzlem dayanaktaki düzleme denk gelecek şekilde kolayca konabilsin diye bu küçük işaret konmuştur. Bu işlemi biz hafifçe bu parçayı sağa sola çevirerek yerini bularak da yapabiliriz. Ama bu şekilde görerek de yapabiliriz. Önce parçayı dayanağın üzerine koyduktan sonra az bir basınçla bastırarak tık sesi gelip oturtmamız gerekiyor. Böylece pick-up ölçü parçası abutment'ın üzerine yerleşmiş olur. Şimdi bu iki ünitenin bir arada ölçüsünü alacağız. Bu bir arada ölçü alma işlemini tabii ki polivinil siloksan ölçü maddesiyle gerçekleştireceğiz. Bu ölçü maddesi diğer ölçü maddelerine oranla tabii ki implant üstü ölçü maddesi olduğu için daha özelliklidir ve daha serttir. Bunun amacı da dayanak üzerindeki pick-up'ları ölçü parçası, ölçü kaşığının içerisine alıp taşıyabilmesi içindir. Burada homojen bir dağılım sağladıktan sonra biz bunu uygun bir şekilde, özellikle tabii ki hasta ağzında individüel, yani bireysel ölçü kaşıkları hazırlamamız gerekiyor. Bunların boylarını organize etmemiz gerekiyor. Biz klinik çalışma sırasında ölçü maddesini kaşığın içerisine yerleştirerek şekillendiririz. Ve bu şekillendirme işleminden sonra da ikinci ölçü maddesini, yani daha sıvı kıvamda olan ölçü maddesini de kaşığın içerisine bu şekilde uyguluyoruz. Bu uygulamayı da hasta ağzında da bu şekilde aynen gerçekleştiriyoruz. Hatta hasta ağzında yine aynı şekilde dayanakların etrafına, yani pick-up'un etrafına da adapte olacak şekilde ölçü malzemesini yerleştirdikten sonra gördüğünüz biçimde ölçümüzü, ölçü kaşığımızı ağza yerleştiriyoruz. Bu maddenin tamamen adapte olmasını pick-up'lara ve taşıma parçalarına sağlıyoruz ve bu şekilde de malzemenin donmasını bekliyoruz.